Herkese merhaba. Tahinceoğlu Basketbol Süper Ligi'nde 14 haftayı geride bıraktık. Yani ilk yarıyı devirdik. Ve bu ilk yarıda, 14 haftada biz basketbol severler inanılmaz anlara tanıklık ettik. Öyle ki son toplu oyunun kaderi değişti ya da bench'ten bir oyuncu girdi, pelerinini giydi ve tüm maçı değiştirdi. O kaderler hep değişti ama biz basketbol severler asla yerimize oturamadık. Rekabet hep kıyasıyaydı ama eğlence kısmı rekabet bu kadar çok olunca biraz arka planda kaldı. Şimdi ben size diyorum ki sıkı durun. Çünkü yılın beklenen anı geliyor. Bizler de Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin resmi giyim sponsoru Süvari ile birlikte geri sayım yapacağız sizlerle birlikte. O zaman ne diyoruz? Kaldı 3 gün. Peki basketbolcular hazır. Bizler hazırız. Organizasyon hazır. Her şey bizim ve basketbolcuların eğlenmesi için hazırlandı. Ama bir şey soracağım. Siz de görüyorsunuz her yerde All Star, All Star, All Star. Ne bu All Star? Nedir yani? All Star nedir biliyor musunuz? All Star en iyilerin toplandığı ilk 10 değil mi? Ünlü. Yıldız oyuncuların karması. Şarkı yarışması gibi bir şey. Bir televizyon markası mı? Dergi, basket, smaç. Yıldız. Yıldız geliyor aklıma. Eski yıldız. Bir anlamda en iyilerin birleştiği bir takım. Amerikan basketbol ligi galiba. En iyi takım. Bildiğim kadarıyla... All Star. Ne bir starların oğlu. Dünyanın tanınan insanları. Beyoncé, Rihanna. All Star. Bu şarkı yarışmada olan şeyler değil mi? Herhalde bir meslek dalı ya da spor dalında iyi bir şekilde ifa eden kişilerin bir araya geldiği bir topluluk. Doğru. Çok güzel cevaplar vermişsiniz arkadaşlar ama üzgünüm. All Star ne Beyoncé ne de Jennifer Lopez ne de Star'ın oğlu. All Star ne? Hemen anlatayım size. All Star sezonun en iyilerinden oluşan takıma verilen ad. Peki All Star hayatımıza ne zaman girdi? Pek çoğumuzun aklına NBA geliyor değil mi? Çünkü çocukluk yıllarımız bununla geçti. Çünkü defalarca uykusuz kaldık bu yüzden. Peki Türkiye'de ilk ne zaman izledik? 1990 yılında girdi hayatımıza Türkiye'de All Star. Ama o zamandan bu yana çok fazla şey değişti. Kimimiz belki biliyoruz ama kimimiz belki unuttuk, belki de hiç bilmiyorduk. Bir birlikte hatırlayalım mı? İlk başta o bildiğimiz Asya-Avrupa karması yoktu. O zamanlar Türkiye-Amerika vardı ve o ilk maçı Amerika kazandı. Smaç yarışması da çok benzer bir şekilde iki kategoride yapılıyordu. Yerliler yabancılara karşı oynuyordu. Üç sayı yarışmasının kazananı ise yok, Melih Mahmutoğlu değil. Siz daha yeni jenerasyonsunuz. 1990 yılından bahsediyorum. Hüsnü Çakırgil'di. Ki biz hala Hüsnü Çakırgil'in o üçlüklerini hatırlayıp kendisini ah o günler diye anıyoruz. 2008 yılında öyle bir an yaşandı ki bence pek çoğumuzun hala aklında ve uzun yıllar da silinmeyecektir o görüntü. Fenerbahçe forması giyen James White'ın bacak arası smacından bahsediyorum. İsterseniz gelin bir de sezonun ilk yarısına bir daha dönelim. Çünkü o kadar güzel, o kadar şık hareketler vardı ki istiyorum ki hiç hafızalarımızdan silinmesin. Bir kere daha hatırlamış olalım. Çünkü Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin resmi giyim sponsoru Süvari sizlerin oylarıyla sezonun ilk yarısının en şık hareketini seçecek. Önce izleyelim, sonra da oylayalım. Yan Veseli topu oyuna sokuyor. Nikola Kalinic, Bilkan Batu kendisini savunuyor. Bobby Dixon, Doğuş Balbay kendisini takip ediyor. Bobby Dixon şimdi Yan Veseli'yi buldu. Yan Veseli! Havada asılı kaldı Yan Veseli. Ayağa kaldırıyor Ülker Spor Salonu. Fenerbahçe'nin 3. çeyrekteki ilk sayıları çok gösterişli bir şekilde geldi. Şundaki agresif, dirençli savunması biraz dakikalar ilerledikçe o dayanıklılık ve o güç düşmeye başlıyor. Bu da çok normal. Aaron Anderson çok uzaklardan. Aaron Anderson'dan bir uçluk daha. Melih Mahmutoğlu. Göksel'in kendisini savunuyor. Melih Mahmutoğlu. 3 sayılık atış. Melih Mahmutoğlu. Dekogus kaldı karşısında. Slukas. Joffrey Löwen'e indirmek istedi. Müdahale orada Göksel'inden. Melih Mahmutoğlu'na geldi. Top var. 3 sayılık Melih Mahmutoğlu'na. Kısa oyuncular, uzun oyuncuların arkasında neredeyse o dezavantajı yokmuş gibi mücadele ve savaş veriyor. Yer kapma savaşında iki tarafta da olağanüstü fiziksel mücadele. Ömer Utkual oyunda, Beşiktaş son poça bende. Kaya bıraktı Metin Türen! Çok güçlü gitti çembere Metin Türen! İyi hücum Türk Telekom'dan. İşte
Kaya'nın asisti, Metin Türen çift elle smaçladı. Metin de çok kuvvetli gelmiş. Kaya çok tecrübeli. Yani o devrilmeye Benzing'in yardıma geleceğini biliyor veya bunu hissediyor. Kadir Bayram, top kaybı Efes'te Kadir. Şut kaldırmadı, McKissick potaya gidiyor Shaq McKissick. Nefis bir smaç McKissick'ten. Müthiş gitti potaya. Douglas. Şanlı bir savunma önünde. Tony Douglas'tan gerçekten çok klas bir asist. Hızla geçti açık alanı. Kyle Gibson yaklaştı. Kenny Gabriel. Blokladı Kenny Gabriel Kyle Gibson'ı. Yalnız bloğun asistini Ender yaptı. Yani bu bir savunma asisti. O göğsü oraya koymak ve orada pozisyon almak. Gabriel'e boğaz görüyor musun Ender'i? Burada bu bir savunma asistidir. Joffi Loven. Ahmet Boyalı bölgeye geçti. Joffi Loven. Yeni kalçı arkasında birebir oynamaya çalıştı. Topu elden çıkartıyor. Kaçırdı Ahmet Güveri. Onu blok var. Kyle Williams'dan sonra topu oyunda tutamadı ama. Büyük bir çaba, büyük bir emek. İnanılmaz bir zamanlama. Yeniden ekrana yansıyacak. Arkadan hiç yoktan görüyoruz onu. Jotun perdeye geldi. Kolom. Şimdi Marcus Smalls'a harika bir asist, harika bir smaç geliyor. Biliyorum karar vermek çok zor, hepsi birbirinden güzel ama oylamanın bitmesine artık saatler kaldı. Eğer sizler de oy vermek istiyorsanız Süvari'nin sosyal medya hesaplarından Instagram ve Twitter adreslerinden oylarınızı kullanıp sevdiğiniz basketbolcuya destek olabilirsiniz ve sizlerin oylarıyla seçilen hareket, yani basketbolcu 20'sinde All-Star gününde ödülünü alacak. Bizler şimdilik veda ediyoruz efendim sizlere. Yarın tekrar görüşmek üzere.